Bir günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Yerli Haklar Deklarasyonu'nu 13 Eylül 2007 tarihinde kabul etti. Gesarya Kayseri'deki Sultan Sazlığında balık ölümleri korkutuyor. Ermenistan Cumhuriyeti ve Mısır bölgedeki dış müdahalelerin etkisiz hale getirilmesi ihtiyacını vurguladı. Agit Mis grubu ara bulucuları Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanlarını toplantıya davet ediyor tüm Haygaz'ın, Güneş Çocuklarının Sandara Metank Bayramı kutlu olsun. Dikran Mansuryan Takavarak salgını sırasında iki yeni eser meydana getirdi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Yerli Halklar Bildirgesi'ni 13 Eylül 2007 tarihinde kabul etti. İşbu bu deklarasyon yerli hakların tanınması, ana vatanda özgür, bağımsız yaşayabilmeleri, kendilerine karşı işlenmiş ve işlenen suçların önlenmesi için yasal bir araç haline geldi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı deklarasyonu yerli hakların kendi kaderini tayin hakkını onaylıyor belge bu beyannamenin ülke tarafından kabul edilmesi, ulusal mevzuatta devlet içinde azınlık halkların geliştirilmesine ve özel bölgedeki nüfus haklarının gerçekleşmesine olanak tanıyan normların uygulanmasını gerektirdiği gerçeğini doğrulamaktadır. Örneğin siyasi statülerin özgürce seçilmesi, entegrasyonlarının ve ayrımcılık olmadığı koşullarda ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanması, yerli halkların din, dil ve eğitim haklarının kullanılması. Batı Ermenistan Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkı yerli halkların yıllık Birleşmiş Milletler Teşkilatı konferanslarından birinde tanındı. Beyanname hükümlerini takip ederek Batı Ermenistan bu yapının faaliyetlerinde daima aktif bir role sahiptir. Uluslararası Yerli Haklar Mahkemesi'nin kurulmasında öncülerden oldu. Çeşitli uluslararası arenada Batı Ermenistan'ın tüm hükümet organları, Batı Ermenistan Devlet Başkanı, Parlamento Milletvekilleri ve hükümet üyeleri, Batı Ermenistan yerli halkının yasal Ermeni temsilcisi olarak yerli halkların adil mücadelesini desteklediler. Bu tarihi günde hepimizi tebrik ediyor, yerli halklara adil ve dürüst mücadelelerinde başarılar diliyoruz. Batı Ermenistan Ulusal Parlamentosu milletvekillerinin Batı Ermenistan Ermenileri hakları hakkındaki resmi deklarasyonu. Batı Ermenistan'ın Gesarya Kayseri ilinde bulunan ve birçok kuş türünün uğrak alanı olan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yaşanan balık ölümleri bölge halkını korkuttu. Ölen balıklar su üstüne çıkarken vatandaşlar çektikleri görüntülerle birlikte yetkililere bilgi verdi. Sultan Sazlı'nda yaşanan balık ölümlerinin sebebini araştırmak için yetkililer çalışma başlattı. Armin Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden edindiği bilgiye göre Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdel Fattah Al-Sisi, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Kahire Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı Sameh Şukri eşliğinde Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mınatsaganyan'ı 14 Eylül'de makamında kabul etti. Mısır Cumhurbaşkanı basın sözcüsü Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El Sisi'nin Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Kahire ziyaretini memnuniyetle karşıladığını ve kendisinden saygı ve selamlarını Ermenistan Cumhurbaşkanı'na iletmesini istediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı el Sisi, Mısır ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki özel tarihi ilişkilerin altını çizdi ve Mısır'ın iki dost halkın ortak çıkarlarını elde etmek için iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme arzusunu yeniledi. Punaçakanyan kendi sırasında Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanının selamlarını Cumhurbaşkanı Alsisi'ye ileterek ülkesinin iki ülke arasındaki yakın ve yapıcı işbirliğinden gurur duyduğunu, özellikle Mısır'daki Ermeni toplumunun büyük saygı gördüğünü vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mısır'ın belli konumunu, bölgesel ve uluslararası etkisiyle bölgedeki kilit rolünü de son derece olumlu değerlendirdi basın sözcüsü görüşmede Libya, Suriye ve Lübnan'daki olayların yanı sıra Filistin meselesi bir dizi bölgesel meseleye ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını da sözlerine ekledi. Her iki tarafta bölgedeki dış müdahaleyi etkisiz hale getirme gereğini vurguladı. Minsk grubu eş başkanları ön koşulsuz ciddi somut görüşmeyi sürdürmeyi amaçlıyorlar. Akit Miskuru eş Başkanları dün Paris'te yoğun istişarelerde bulundu. Akit açıklamasına göre eş başkanlar özellikle Temmuz ayı ortasında Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırında çatışmanın tırmanmasının ardından yeni gelişmelere odaklanarak bölgedeki durumu tartıştılar. Açıklamada ara bulucuların tarafların özel ve kamuya açık mesajlarını iyice tartıştığı ve değerlendirdiği belirtildi ara bulucular Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan ve Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptılar ve onları önümüzdeki haftalarda kendi konumlarını daha da netleştirmek için bireysel olarak görüşmeye davet ettiler. Yerkürenin yaratılışı ve kadını onurlandırmayla ilgili Ermeni bayramı olan Sandara Metank bayramı vesilesiyle tüm Haygaz'ın güneş çocuklarını tebrik ediyoruz. Kutsal Ermeni takvimine göre bugün Sahmi ayının sim günü 14 Eylül ve 2020 yılı için 13 Eylül'e denk gelmektedir. Sandarametank Tank bayramıdır. Kutsal Ermeni takvimi 8 büyük bayramın yanı sıra Bagar olarak adlandırılan 9 yaradan bayramına da sahiptir. Bagar bayramlarından biri de dünyanın oluşumunu simgeleyen Sandaramet bayramıdır. Bayram, dünyanın yaratılışını onaylayan Sandaramet Ditsuhi'yi simgeleyen şenlik ateşi etrafında kadın ve kızların halay çektiği büyük bir gösteriyle kutlanır. Aynı zamanda Sandara Metank Bayramı hayatımızın kaynağı ve kökü olan kadının onurlandırıldığı ve övüldüğü bayramdır. Hristiyanlığın işgalinden sonra her ulusal geleneklerin yok edildiği ve başkalarınınki ile değiştirildiğinde kadın asil Ermeni milli konumunu kaybetti ve yalnızca kocasına itaat eden ve hizmet eden kişi oldu. Ancak yüzyıllar sonra korkunç zulümlere dayanan ve Haykian kutsal doktrinine sadık kalan Ermeni Arevorti güneş çocukları kutsal atalarının asil bilgeliğine ve öğretilerine bağlı kalarak Ermenilerin gururla kendilerini Ermeni olarak adlandırabilecekleri milli bayramları ve radikal değerleri korudular ve halka sunmaya devam ediyorlar bu kutsal bayram vesilesiyle tüm kadınlarımızı ve kızlarımızı yürekten kutluyor, gün ışığı, mutluluk ve sevgi diliyoruz. Tüm Ermeni dünyası kadınsız sevginiz ve kutsamalarınızla bol olsun. Kurum Harut Arakelyan Sevilen besteci, Ermenistan Cumhuriyeti halk sanatçısı Dikran Mansuryan, Tagavarak adlı pandeminin yayılması sırasında yakında müzik müzikseverlere sunmak üzere iki müzik eseri meydana getirdi. Armen Press'in aktardığına göre maestro bunu 14 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında ifade etti. Mansur Yan şöyle anlattı: "Mart ayından beri iki eser yazdım. Almanya'da yaşayan genç bir violacı hepimizin içinde yaşadığımız ortamı, yaratıcı insanların izole edildiği, konser hayatı dışında bulunduğu gerçeklikle doğrudan ilgisi olan küçük bir parça yazmamı istedi." Viola sanatçısı sadece benimle değil, aynı zamanda başka bestecilerle de işbirliği yapıyor. Çalışmalarımızı Alman şirketlerinden biriyle kaydedecek. Mansuryan, Sessizliğin Sesi adlı eseri yazarak projeye katılmayı memnuniyetle kabul ettiğini vurguladı. Kompozitör ayrıca Dört Hayren dizisini de yazdı. Dikran Marsuyan bu dizi aşk ve ay arasındaki ilişkiye adanmıştır. Artık tamamlandı. Umarım yakında konserler hayatıyla yaşar ve yeni bestelere sunman imkanı olur diyerek sözlerini tamamladı. Bugün için bu kadarını öngördük. gördük. Şimdi size Nubaratlı topluluktan Ermeni halk şarkısı Hatskatihem Garya adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.